05. Saramcan iyi miydi? Alo. Efendim. Yavuz 05 kim sürüyor? Beço değil mi? Beço mu sürüyor? Bir kontrol etmem lazım, kapatıyorum. Tamam, bir ara beni kapatıp. Tamam. Bakayım kim öldü burada? Zarya. Oy Maria Maria, götün düştü yarıya, çek onu yukarıya. Valeria Stan, hastanemizde alaycı ifade yayılım göstermek. Alo? 5000'in notlarda yokmuş, bilmiyorum kimin sürdüğünü. 5 büyük ihtimal Saru amcanın. Olabilir. Amcam öldü o zaman. Nasıl yani? Bayağı öldü, Allah rahmet eylesin. Tamam, Allah rahmet eylesin. Deli baba bana mı kaldı şimdi? Sana ben varım lan amcık, sana nasıl kalayım? Neyse tamam, dur bırakayım, haber edeceğim. Tamam hadi, hadi görüşürüz. Derman abi arayalım da şu taksiyi çeksin amına koyayım. Sıçıyor. Durun. Olur olur. Suyu da arayabiliriz. Alo. Orta Doğu ve Balkanların en güzel mekanikçisiyle mi görüşüyorum? Evet, doğru adrestesiniz. Kimle görüşüyorum? Ben Efecan Durgun. Oo Efeciğim, nasılsın? İyiyim sucuğum, sen nasılsın? İyiyim ben de. Buyur. Bir aracımız var da çekilecek, şu anda yan duruyor. Beni görünce karizması dayanamadı karizmama ve yan yattı. Sen çeksene. Neremden? Neremden çekeyim? Çekicisin demek istedim sana. Neyse tam geri aldım. Tamam. Anladım. Of. Allah seni kahretsin. Çok otomatik bizim ya. Bunu konum atsam gelebilir misiniz acaba Suhan'ımcığım? Şimdi gelirim de şöyle, bizim çekicilerimiz sıkıntılıydı araçlar. Araç yan dönmemiş olsaydı ben ona orada biraz müdahale yapıp en azından mekaniğe kadar getirtirdik. Tam böyle yan değil, öyle dik duruyor böyle. Dik bir de. Tabii böyle dik duruyor yani. Ben bunu tarif edemem. En iyisi ben sana konum atayım sucuğum, sen gel. Tamam, sen bir at konum, ben geleyim. Tamamdır, yolluyorum. Tamamdır. 265-121. 265-121. 265-121. Sucuk. Konum. Ana konum gönder. Sorun sadece benimle. Elhamdülillah. Ulan daha taksiler de bitti ya. Taksiler de bitti oğlum. 0 Beço sürüyor kesin 05'i. Dur arayacağım o ipneyi. Kardeşim Beço. Efendim abisi. 05'i kim sürüyor oğlum? Daha bir şey görmedin abi. Bilmiyorum ki, haberim yok. Daha bir şey görmedin abi. Bağlandın mı? Kimsede yok bu şey. Yengemde 4 var galiba. 5 kimdi? Kim 5'i sürüyorsa o öldü, bizim aileden biriyse haberiniz olsun. Araba takla attık bir vaziyette buldum şu an arabayı. Harbi mi? Bir şeyler. İyi geliyorum yanına şimdi şu işi bitince. de gelirsin. Nasıl eğlendim ya konuşurken? Ne aynen. Kapatsan telefonu. Kapatamıyor musun sen? anlat bakalım be çocuğum, ne var ne yok. Kapatamıyorum, telefonu kapat. Şimdi Su Hanım'ı çağırdım mekanikten. Nereye? Aracı çekmesi için, o da dedi ki sen dedi daha çekicisin, sen mi çeksen dedi. Peki bu benim ne kadar, affedersin Nalan'cığım, ne kadar sikimle? Nalan'cığım mı? Evet. Aa, Nalan'cığımın seninle ne işi var? Bugün aramadı beni hiç. ne oldu? Nasıl yani? Neden bilemedim buna? Nalan'la birkaç gündür takılıyoruz.
Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Olabilir yani. Herkes arkadaş olabilir. Herkes birbirine takılabilir Yok sonuçta. biz daha arkadaştan da biraz ileri. Kapatmayı buldum telefonu. Şimdi bakalım yengemi ayarlayalım bir. Azıcık ortalığı velveleye vereyim. Velvelem ne denir lan o? Efendim canım? Yenge! Efecan iyi misin? Yenge! Efecan ne oldu? Amcam kaza yapmış. Lan nerede? Taksi duran orada, taksi dönmüş yan yatmış. Amcam yok. Dur geliyorum. Çabuk. Geliyorum bekle. Çabuk. Burayı ben de... Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Cenab-ı Rabbül Alemin neler yaratıyorsun? Bana mı dedin? Başka kime diyebilirim sucuğum? Tabii. Oy sen ne olmuşsun böyle? Yeni tarz. Biraz öyle oldu da. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Polise ihbar atacağız. Niye? Onların çekicisi gelecek. Olur gelsin. Şimdi. Biraz janti olduğum doğrudur. Baya olmuşsun. Sen kilo mu aldın sucuğum? Doğrudur ya, motelde yatıyorum camış gibi. Biraz spor, birazcık ne deniyor ona? Göt böyle aşağı yukarı. Squat. Sen lütfen. Biliyorsan bana yaptırsana arada. Olur onu bir ara ben sana öğretirim onu, çalıştırırım seni bir ara. Olur. Çünkü benim kıyafetlerim hazır. Daha önce yoga yapmıştım. Öyle mi? Ama hareketleri bilmiyorum tam olarak. Kıyafet derken? İşte böyle rahat bir şeyler. He. Tamam. Olur. Onu mutlaka bir gün onu ben sana öğreteyim onu. Öğret. Şimdi ben bir arayayım bir de bunları. Araba yeni mi? He, yeni. Kaç aldın bunu ya? Ya. Ben ihbar attım da böyle hani gelir mi? Tamam. Çok sağ ol. Hanımefendi lütfen devam eder misiniz? Görüşürüz. Görüşem. Ben tipini sikeyim. Yürü lan. Haydi görüşürüz. Kolay gelsin. Tamamdır. Geleceklermiş. Arabaya ne olmuş böyle ya? Ben de anlamadım ki. Hey ona bir bakalım ya. Sen nasıl başardın bunu? Bilmiyorum ki. Sanırım Saru amcam vefat etti. Ne? He onun da araba 05. He bunu sen yapmadın. Burada böyle miydi bu? He bunu ben burada böyle gördüm. Burada... Hayda. Duraktan çıkarken. Şerefsizler yapmış olabilir. Karaktersiz herif çok yani bu biliyorsun. Öyle çok. Hepsi de etrafımızda. Evet. Bir saniye telefonla. Efendim. Yenge. Geldim buldun mu? Amcamı sanırım yoğun bakıma kaldırmışlar. Hastanede misin? Yenge. Hastaneye geçiyorum ben. Haber alamıyoruz. Şimdi buraya gel. Buradan geçeriz. Efecan emin misin? Bekliyorum. Durağın altındayım. Geliyorum Efecan. Bekle. sucuğum senin hayat nasıl gidiyor? Vallahi çok boktan gidiyor biliyor musun? Neden öyle? Beçöle mi takılıyorsun? Ne? Beçöle mi takılıyorsun? Ne alaka? Boktan gidiyor deyince daha bok birini tanımıyorum o yüzden. Ama renk vermedim hani mor boktan git pardon. Alo. Mor bok. Buyurun. Tamam bekleriz.
Teşekkürler. İyi günler. Yenge. Efendim. Niye? Ne oldu? Yol taksisi bu. Amcamın evet. Taksisi ya. Amcam nerede onu merak ediyor. Yemin arayalım, bekle. Olur olur. Ortalığı karıştırmak da üzerime yok ya. Yemin. Amca. Sarı hastanede mi? Taksisini bulduk, yolun ortasında takla atmış. Bilmiyorum. Efecan buldu taksiyi. Amcamın kaçırmış olmasınlar yenge. Sorsana bir arkın sarıyı mı almış? Aradığınız kişiye? Telefonuna da ulaşamıyoruz. Telefonuna kapalıymış. Aman. Bak Bünyamin, kötü bir şey oldu, bana söylemiyorsan konuşmam seninle. Bünyamin amca. Sarı amcam öldü mü? Hasan'ın durumu nasıl? Komiserim. Arkadaşlar, bu arabaya ne yaptınız ya? Geçmiş olsun. Komiserim hoş geldiniz. Kız ne oldu? Niye kapat kapat. Ben Sarı'yı gördüm. Saygılar. Ki bir şey yok. Lan oğlum, ne taksi duranı aldım. Bilmiyorum ben Sarp abi. Ben arabayla taksi durandan çıktım, aşağı gelirken bunu burada gördüm böyle. Ha. Bu da amcamın taksi. Amcama da ulaşamıyorum. Sarı değil mi lan? Nerede o zaman? Ben bugün mekanikte gördüm onu. Kim neydi? Kızıl Hanım'da. Evet. Oha gerçekten kızıl biri vardı yanımda. Efendim? Valla iyiydi yani, gayet sağlıklıydı. Mia'ya ne oldu? Sarı'ya bir soru sanıyor ama. Arabasıymış da herhalde. Benim mi? Bünyamin istiyor. 875-830. 875-830. Yenge. Mia. Efecan, bir problem yok değil mi oğlum? Yok yok abi, işte taksiyi böyle bulduk. Sanırım amcam kaza süsü verip kızıl avukatla yengemi aldatarak terk etti bizi. Mia. Ne? Allah Allah, demeyin öyle. Kardeşimiz üzülmesin. Saru iyi iyi, bir şey yok. İyiymiş iyiymiş. Şey yok, kötü ya. Bir şey olsa haberimiz olurdu zaten. Aracı büyük ihtimal birileri çalmış. Alo. Alo. Benim amcam. Benim. Bünyamin amcam ben de, oğlum sen yine bir ortalığı mı karıştırıyorsun, ciddi bir durum mu var? Ortalığın amına koydum ya amcam. Ya oğlum. Yoğun bakıma daldım lan elimde telefonla. Aklım gitti. Yemin ederim elimde telefonla yoğun bakıma daldım. Sıkıntı yok, ben ortalığı ya. Karıştırıyorum birazcık. Ben ses edeyim mi yengene? Bir tane sen yengemi arayıp şey desene Bünyamin amca. Bir tane böyle hafif kahverengi saçlı gri kazaklı bir herif var de burada. Desene ne olur desene. Ananı siksin sana benim. Dede valla ben kurtaracağım ya seni sen, burada. Ya sen yanında mısın yengenin? Biraz çok uzaktayım. Durum. Tamam ben onun yengenin yanında. Yengenin durumu çok kötü oğlum. Tamam, dur sen biraz sonra bir arayayım. Tamam sen ona o dediklerimi söyle. Tamamdır. Yok yok. Ne bileyim. Kullanmıyor musunuz siz birbirinizin taksilerini? Hayır, telefonlar onda var. Bir de bu koda var. Gerçekleştirildi, çekeceği gerek yok. Ah yenge yani... var. 11-70 tane bizi geri çekiyoruz arkadaşlar bölgede. Sol yerine ihbarda. Ah canım yengem. Senin gibi gül gibi kadını bırakıp nasıl gitti? Ya yaşıyor olsun da nereye giderse gitsin ya. Bir şey olmasın ama. Miyacım bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sakin ol. Bir şey olsaydı seni ararlardı Miyacım hastaneden. Ya da birinizin haberi olurdu en azından. Hayır, Bünyamin'i söylemez, üzülmeyeyim diye. Evet. Ben arıyorum Bünyamin'i, dur. Operatörden tow truck birimlerine arkadaşlar. Motel Mango çevresi. Ay. Sakin ol, hava değmez. Sakin ol yenge, canına kıymaya değmez. Beca. Beca amcan öldü Beca. Beca ben konuşamıyorum, Efecan arar mısın? Efecan ben de yaptım mı böyle? Niye ağlama? İyidir yani, bir şey yoktur. Niye, bir sakin ol bakalım. Sakin. Saçmalama, bir şey olsa hastanede olurdu zaten. Sadece aracı bu durumda.
Yahu haberde verildi. Alo Bünyamin. Ne oldu lan? Harbi de ne işi oldu? Beço amcan öldü Beço. Ne? Sarı amca öldü. Ne demek sarı amca öldü lan? Beço. Çabuk duran altına gelin. Tamam tamam geliyoruz. Çok hızlı. Sikecekler. Beni fena sikecekler bak. Her yere gidecek olsa. Bak bir problem varsa gerçekten arama kaydı oluşturacağım. Bence oluşturalım abi. Oluşturalım bak. İyi de babanın taksiden başka arabası yok mu? Hayır işte bak biri burada biri yani burada niye, arabaların. Niyeciğim bir kalkar mısın ayağa? Arama kaydı oluşturalım. Amcam lütfen bulunsun. Tamam konuşmam lazım bu konu hakkında. Bir kalkar mısın? Tamam ben konuştum Bünyamin'le. Alo. Efecan oğlum yengem değmenleri falan ayağa kaldırıyor. Bak hastane kayıtlarını istiyorlar departmandan yapma. Başım büyük yanacak yapma yapma girme. Anlat artık hastane kayıtları falan incelenecek yapma. Kurtaramam tamam, yani. Tamam o değilmiş de ya o değilmiş de ya. Tamam tamam yok ben bir şey diyemedim zaten direkt Teğmen aradı beni şimdi. Teğmen mi? Aha. Teğmen. Teğmen aynen. Benim başım yak. Bunun bu kadar. Tamam abi hastanede da. Değilse iyi iyi o zaman. En azından en azından bir hastanede şey olmadığını biliyoruz. Aynen. Kim gören kötü adamlar şey benim yoktu. Tamam tamam en azından olsun, hastanede yani, değil onu biliyoruz abi. Olsun yani hastanede ne olurdu kötü düşünme hadi zaten. Hadi görüşürüz abi. Buraya bırakıp gidelim. Saru şimdi biriyle fındık mı vuruyor yoksa bir şey mi oldular? Ona göre ayarlayacağım ben de bir şeyler. Bilmiyoruz ki. %90 amcam şu anda birilerinin üstünde fındık mı kırıyor yoksa tabak çanak bir şeyler mi kırıyor? Hiçbir bilgim yok. Onu bu önemli. Şimdi bak ben arama kaydı oluştururum hakkında. Hani bulunması için ama sonra işte biz uğraşırız durduk yere bir şey yoksa. O zaman biraz daha bekleyelim biz en azından bir 24 saat falan bekleyelim de sonra tamamdır, size şey yapalım. Tamamdır Efecan şöyle yapıyoruz o zaman. Bir şey olursa bana telefondan ulaş de ki sap komiserim böyle bir durum var hala ne, şey ulaşıp sallayamadık. Ben ona göre ekipleri yönlendiririm tamam? Emredersin komiserim. Tamam şimdi çünkü onu fındık fındık duruyordur adam rahatsız etmedim yani anladın abi mı? Abi baksana şu yengeme bıktı herif ya pembe saçlı pembe Mia saçlı. Mia zaten tribe girdi canım. Yani ya, gördüğün bu... gibi ağlıyor. Bıktı herif ya. Sürekli aynı kadın, evet. Ne zamana kadar pembe? Yani bir kızılın, bir mavinin, bir yeşilin tadına bakma. Yeşili karıştırma! Lan yeşil başka mı var? Çağla benimki yeşil. Oğlum ben nereden bileyim kim? Ben renk söyledim sadece ya. Tamam, kızıl diyelim biz ona. Tamam, kızıl diyelim, mavi diyelim, gri diyelim. Hı? Mor diyelim. Mor da çok olmaz. Pembeye yakın ya, sıkıldı herif. Amına koyacağım. Evet, doğru. Tamam efendim. Öyle bir şey olursa ulaş bana tamam? Tamamdır komiserim. Tamamdır hadi geçelim oraya doğru. Rahat olabilir miyim? Tabii efendim sen niye öyle şey yapıyorsun ben anlamadım. Efecan. Efendim. Anlatma kızı yeter artık. Ciddi aldı. Yenge. Efecan. Evet abi. Sana abi götürdüler. Biraz ben de ağlayacağım şimdi yapmayın. Yenge. Yazık ya. Hastanede değilmiş Allah'tan. Sarp. Ah Tarkan. Lan nerede ya? Ya mezarlıktan. Siz yapmayın bari. Ya ne mezarlığı ya Allah Allah. Lan bir ölüm olsa bütün şehri duyuruluyor. Lan sağ olun öldürdünüz 2 dakikada ne yapıyorsunuz ya? Çıkacak gelecek şimdi şuradan yürüye yürüye, yürüye göreceksiniz. Kaldırıp, götürüp bir yerde öldürüp görünmeden bilinmeyen bir yere götürün. Ya oha. Daha neler daha neler. Oğlum ne yapıyorsunuz film mi? Ne izliyorsunuz lan siz? Dünyayı sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya amcama 78 yerinden bıçak almış ya da tecavüz edildi. Gelinlikte gidirdiler zaten ama bu yaştan sonra. Ne? Yok artık. Salak salak konuşmayın. Tamam arkadaşlar sakin. Tamam Mia'cığım tamam. Yani ya niye adam şöyle düşün. Sıkılmıştır, bunalmıştır, telefonunu kapatmış. Efendim baba. Lan Orta Doğuların en büyük yalancısı, ben, en yakışıklısı, evet, en benim, vefalı, en taşaklı oğlu şu. Evet baba, amcam öldü RP'si yapıyoruz da şu an. RP ne lan? Şey yani amcam ölmüş gibi davranıyoruz. Saru amcam, duran altındayım. Hayali yani. Hayal ya, roleplay yani. Ha öyle bir şey yok, öyleymiş gibi mi davranıyoruz? Ya öyle öyle. Tiyatro, tiyatro. Manyak mıyız oğlum biz? Hani pek akıllı sayılmayız. Mia yengem çok kötü ağlıyor şu an. Ben acayip keyif alıyorum. Gelsene durağın altına. Oğlum,
Saru abi duyarsa siker belamızı. Saru nerede ki? Ama bu arada gerçekten Saru amcamın nerede olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten ölmüş olabilir yani. Taksisi takla atmış bir vaziyette buradaydı. Oğlum o adam dün dedi ki siz gidin benim işim var. Ananı satayım kasaba dedi. Bunu takip etmiş olmasınlar lan. Ulan şaka gerçek olmasın amına koyayım. Oğlum dur baba. Şimdi dur. Hastaneden Bünyamin'i aradın mı sen? Aradım, hastanede bir şey yok. Tamam hastanede yoksa bir şey yok. Hayda. Neyse tamam ama benim şu an madene gitmem lazım. Saat kaç? Sen madene git. Tamam. Saru amcama ne olacak lan? Ne dağ gibi herif. La bizi kim Allah bilir? La sıkıntı ya. Sıkıntı yok. Tamam. Araba lazım. Tamam ben araba ikisi de burada gel motelin altına. İkisi de orada mı? Evet. Tamam. Geliyorum. Neredesiniz? Taksi durağının altında. İyi tamam. Niye? Bir şey yok. Yok tamam ben yengemin yanındayım. Siz gidin abi işinizden şey yapmayalım. Ben ondan korkuyorum ya zaten. Efe Can'la bırakmayalım bence Mia'yı. Aa sucuğum. Efendim. Ay yenge. Ne bu sadece sürüyorsun? Sur ben de yanımda. Aman abi. Efendim. Sur hayatım sen ne zaman bunu yakarak için? Daha da yeni tanışmıştık. Yenge. Ne yapacağız Efe Can? Dün gece sanırım söyleme polislerin yanında da amcam demiş ki siz gidin ben buradan bir şeylere gideceğim demiş. Neylere? Dün herhalde dağda ayrılmışsınız ya takip etmişlerse amcamı. Ya 78 yerinden bıçaklayıp 32 kere tecavüz edip gelinlik giydirip gömdülerse amcam. Beyazlar içinde seni öylece. Hayatla konuşmayın be. Gerçeği bu muymuş? Öreke gidecek. Garip amcam sen yoksun yanımda. Kime dert yanam? Amcam, amcam, amcam. Garip amcam. Kimi sevsem ölüyor. Aradınız. Canım yengem gel sarıl bana sarıl. Su vereyim mi? Tamam yok. Madenize kaçıracağız. Gerizekalı. Üzülürüm abla. Derdini sikeyim. Adam para derdine düştü şuna bak ya. Şerefsiz döverim lan seni. Madem kazdın kazmayın şimdi seni. Ver bana ben atacağım sana parasını. Derdini sikeyim. 10.48. Saru yok diyoruz ortada para diyor ya. Saru ev. Rahmetli. Efecan. Rahmetli çok iyi adamdı yenge. Seni de çok severdi. Bizi de çok severdi. Efecan. Sapa sağlam adam. Hiçbir şey olmamıştır ona. Merak etme yenge. Ama şöyle de bir ihtimal var yengecim. Nasıl? Geçen gelmişti ya taksiye bunun diğer çocukları varmış bir yerden. Rusya'dan mı nerede? Ya... Artık ailesinin yanına dönmeye karar verdiyse. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşı olsun, ona bir şey olmamış olsun. Aga be! Kime giderse gitsin. Aga be! Ya inanılmaz. Ne yapıyorsunuz yerde? Hiç oturuyoruz. Amcamı bekliyor. O zaman Soran abiyi söyleyip de bunu fırsatı durdur. E ben ne alacağım şimdi? Çağlalara da söyleyeyim bari. Efendim. Mia. Efendim. Yeter artık. Aradığınız lan kişiye... Lan sen niye alıyorsun? Şu an... Bu niye bok kendin kızın? Ebe mi? Sonra abi yaşasında ebemi sikerim. Yok yok. Acaba bir atlatayım. Mia. Ebenin cidden sikeceksin bak. Ortada bir şey yok daha. En son neredeydi bu adam? En son neredeydi?
Motelde mi kalıyorsunuz siz? Uyuyor muydu en son? Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ama bana kızmayın, olur mu? Ben kızacağım galiba. Amcam en son Arı Dağı'nda görünmüş. Yanında bir kızılla mı? Evet. Ne? Yine hızlı. Suçum bu kızın muhabbeti ne canım? Şey, Maria'yı düzeltmek için de ama ters tepti o. Anladım. Şey, hani iyi olsun yeter ki diye. Anladım. Yani sen dedin ama ya, dediğim gibi, yengecim iyi olsun ama kime giderse gitsin. Doğru. Kendimi Arslan toparladıktan sonra bir aslanın emresine gideceğim. Su, seninle de bir konuşacağız. Arslan. Yine karambolca ben gittim. Konuşalım. Sen Arslan ağlama yeter ki. Arslan. Konuşalım. Garip ana. Çekilemize kaldı Arslan. Vara 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 vara. Akbabaları görüyor musun ya? Çekilemize kaldı mı dedi o? Biri diyor madem parasını alamadık diyor. Biri tekine bize kaldı merhaba diyor. Yavuz da krizi fırsata çeviriyor. Orası çocuk gelmez yaz mısınız? Ben. Yaz tutuyoruz. Ben üzüntüden ne yaptım? Babacım. Babacım. Oğlum. Rus çocuğu baba. Ah be oğlum. Yiğit ol. Ah be Rus çocuğu babam. Ben de gidiyorum. Burası sana emanet. Görüşürüz babam. Altan abi de Çağla. Ah be, bütün incimi gidip madenden çıkartacağım. Sarı amcam vefat etti. Gitmeyin gitmeyin. O değil. Desteğe ihtiyacı var mı yanına? Çağla. Madene gitmem lazım. Ne demek madene vefat mi etti? Ne diyorsun Efe? Nerede? Ya yengem çok kötü. Çabuk taksi durağının Altan altına gel. Efendim. Geliyorum. Sen Saruhan'ı gördün mü? Gördüm. Nerede? Nerede? Beyaz ışıkta. Altan nerede gördün? En son dün gece gördüm. Aga be. Nasıldı peki? Çok mutluydu yani, hiçbir sıkıntısı yoktu. Biraz kafa dağıtayım dedi. Ah be. İyidir o zaman. Yani tek başına bir yerlerde takılıyordur herhalde değil mi? Kapısını da atmışlar. Gelin olmuş, gidiyor. İnşallah tek başınadır. Tek başınadır. Yengem yoksa yanında kim olabilir? Üzülme oğlum, üzülme lan. Ananın amı baba. Baba ne o, sürekli ceplerimle oynuyorsun? Oğlum sarılıyorum sana lan. Ya kalkın şuradan Allah aşkına ya. Ya organlarını çaldılarsa Sarıhan abinin. Aha taksi. Demiş mi acaba? Hemen araba gördün mü? Bizden içine birlikte araba gördün. Aga be! Ya siz nasıl duygusuz kısa beklersiniz ya? Beço'm! Beço'm ben çok sinirliyim. Madene gidiyorum, dayanamayacağım. Yürü. Şöyle Saruhan'dan haber alamıyoruz. Abi. Arabası burada tepe taklaktı. Öyle yani. Kattı. İşte İnsanlarla hallettik. Polisle. Mekaniğim ya ben hani. Bir şey diyeceğim ama hazırlıklı olun. Ne? Seni, evet. Evet, senin böyle her şeyi tersine çevirme gibi bir huyun var, lanet olsun ki. He babacığım. Niko da amcamlaydı. Ne? Müslüman abi. Hazır beyazları giymiş bir Ford modeliyle. Ya hayır öyle değildir ya. Of. Efendim bacım. Orospu çocuğu ne demek Saruhan abi öldü? Bu sefer yolda bir tane öyle şey söylesin. Bir tane öldü Saruhan abi diyor. Ben amcama öküz mü dedim? Araba geldi aklıma. Ama ben hazır mısın? Ay baba. Yok senin ben hazır değilim. Şeyden, senaryodan bahsediyorum. Arabada biri daha vardı. Hayır. Kızıl saçlı. Yolda bir tane fahişe gördüm. Her annenmiş. Ne? Tanımıyorum. Kızıl saçlı. Orospu çocuğu. Allah kahretsin. Pezevenk amcalarını öldürmüyorsa kızıl saçlı bilir ya. Bir tanesi turuncu saçlıydı. Ah ben nerelere gidem, nerelerde yatam. Neyse ben çok hala elde var. Bir tanesi de sanki kızıldı. Tamam 3 kaldı. Of. Bir tanesinin adı da Mayra'ydı. Ah 2. Mayra'ya da mı lan?
Bir tanesinin adı da şeydi, Çikolat. Ah bir. Bir tanesi Efe, de... yapma yapma ne olur. Bir tanesi de bir meyveydi ama unuttu. Bir şey daha tırla mı öldü bu adamlar? Kaç kişi vardı bu amına kodumun arabasında? En son ormanın orada, otelin orada vardı. Dört kişilerdi. Ne? Otelin oradalardı. Değildir, değildir. Yanlışlıkla ölmüş olabilirim. Anam. Of. Yengem. Amcam. Emrecan. Deli balın anahtarlarını da en son bana vermişti. Şey yapsak ya, polise gidelim, yerel hastaneler falan var. Sordurduk. Kimseye haber vermeden kaldırıp gömmüşler. Üzülmeyin, kıyamam size. Kızlar kimdi arabadaki? O çok önemli. Halle yanarken orospu saçını tararmış. Evet, orospu beço. Ne yaptım? Hükrem'in amcam polis olmuş be. Çamdan sesler sen duyuyor musun? Efendim? Berat size mi ait acaba Tuzağ'daki herhangi bir araç? Hangisi? Büyük siyah olan offroad aracı. Evet, bize ait. Ha, yaya geçidinden park etmedim, kaldırıma da... Park etmedik bölge... şey, o kaza yapmıştı da o yüzden. Ben de acil diye oraya park ettim. Efendim? Oğlum, sen gerizekalı mısın? Niye gerizekalıyım? Niye yalan konuşuyorsun? Lan ne yalanı amına koyayım, kim diyor onu sana? Ya Altan abiyle Eylül ablayla karşılaştım. Yok öyle bir şey diyorlar. Ya nasıl yok öyle bir şey? 2 saattir heriften haber alamıyoruz ya. Yalan mı konuşacağım ben sana? Gel Kodun şuraya. Bana. Taksi durağının altındayım. Bağırma lan bana. Tamam. Yenge. Efendim. Söyle. Efendim bu. Yeter artık. Ben sana yeter artık diyor muyum? Ya ağlamanı istemediğim için be ağlam. Çağla. Mia abla. Efendim. Gerçek mi şimdi? Efendim. Bilmiyorum. Araba burada kar yapmış. Ya adam araba burada. Efendim, adamlar yoksa kurtulmuş demektir. Bu nasıl bir saçmalık ya? Niye alıyorsun ya? Telefonları kapalı. Ama sormam lazım. Sor. Diğer araba. Evet. Boşta mı? Hayır. Tamam. Onu da mı satacaksın amcam öldükten sonra? Hayır. Ne ana var? Lazım. Anamı karıştırma. Beni git kapat. Niye herkes al? Oğlum niye ortalığına buna koyduk 2 saniyede ya? Ya Mia bu sen kim? Niye bakıyorsun bunları ağlatıyorlar seni? Alo? Yeter. Aşkım kim sen yapma bari. Adam nerede? Senin araban mıydı o? Kim o? Kim o? Özür dilerim. Alper. Kusucu Alper, aramazsın seni bir daha. Şeye gittim Saruhan abi. Ya bilmiyorum şu an tam olarak ne oluyor. Yenge. Kapalı telefonu, kapalı hala. Efecan yeter. Yeter. Efecan yeter. Yeter. Sen sus Allah aşkına, sen sus bari. Yoruz çocuğu benim, herkes de bana yükleniyor. Şurada en aklı başında olan ben olamam herhalde değil mi? Nerede benim Miko? Ben bir de Miko çıktı. Nerede benim gençliğim? Neyse yani sonuç olarak çok da şey yapmayın, benim arabayı da çekmişler. Bence Sarar abinin ikini de çekerken düşürdüler, unuttular burada. Ya zaten işte çekiciler böyle saçma sapan yerlere bırakıp gidebiliyor. Aa bir dakika, benim arabayı çekmemişler ki, benim araba aşkım abladaymış.
Amca! Neyse. Gel yenge, sana başka koca bulalım. Ya salak salak konuşma be. Ölenin ölünmez ki yenge. Ya Mükremin amcam yatakta değil miydi yenge? Ben şey... başka koca falan istemiyorum. Ama. Vallahi bilmiyorum. Sarı amca öyle değil miydi? Saruhan abi de odada değilmiş. Beçe onlar şey... Orada mavi takılıyorlar. En son kiminle yattıklarını bulursak öğreniriz. Ne diyorsun lan sen yengemin yanında? Yenge ne diyor bu? Ben kendimi toparlayayım, onun ebesini değil anasını sikeceğim. Ebemin anasını mı? Oha! Senin ananı direkt! Yengem sinirli, gergin. Yenge sakin ol, tamam bir yeter artık, harap ettiniz kendiniz. Durun sen ortada fol yok, yumurta yok ya. Fol yok. Abla seni sikecek. Fol. Fol yok, yumurta yok. Orale. Muko da yok. Tamam. Aa, ortada fol yok. Si. Sakin olun. Bakın, şimdi tüm ailemi ayağa davet bak ediyorum. Efendim baba. Alo. Ölmüş mü? Kim öldü? Yok da ben şimdi avukatla görüştüm. Eğer gel yenge, ona gel gittiyse. Evet. Miko da gittiyse. Evet. Bize 3 milyon dolar kalıyor. Oley. Haberin olsun. Yenge gel seninle. İnşallah ya ben mi var? Ne oldu? Ben kapatıyorum oğlum, dayanamıyorum. Görüşürüz baba. Lan bize de söyle. Ne oldu? Babam bugün doktora gitmiş hastaneye biraz önce. Evet. Ölmüş. Kardeş. Ne? Ölmüş. Kim ölmüş? Altan mı ölmüş? Babamın kuşu ölmüş, kalkmıyormuş. Allah'ım ya. Çok üzgünüz aileciğim. Ya ben daha kardeş istiyordum ya, kız bir tane. 3 milyon dolar. Ya yeter be. Ne koyayım, dişi görmekten sıkıldım senin yüzünden ya. Hayır oğlum ya, kardeş olarak arkasında durayım, abisi olayım. Kardeş. Ama ne babamın ya, oradan, kuşu tekrar kaldırmak için... Oradan bakınca motosiklet kulübü üyesi gibi mi görünüyorum? kardeş dersiniz. Versek... O yapıldı, bir daha olmaz. Evet, şimdi babanın kuşunu bir tarafa bırakalım. Benim kuşumla ilgilenelim. Soyunuyorum. Efendim. Yenge. Efendim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Amcaların yok ortada. Muka amcamla dün konuştum ben sana. Sen niye 1,5 saat önceden geliyorsun? İşte hastaneyi aradı. Kayıtlarda bir şey yok. İsterseniz arama kaydı başlatırım dedi ama yani çıkar herhalde diye umuyoruz. İstersen gidelim. Ben sadece şunu duydum. Ben İsmail abiyi aradım. O uçak biletleriyle ilgilenen bir abi var bizim, İsmail abi. Onu aradım. 2 kişilik uçak bileti ayırtmış. Ah. Tam tatile gitmişlerdir ya. Öyle. O zaman ben madene dönüyorum. Toplu bir madenimiz var gibi. Amcam ortalıkta yok maden diyorsun. Madenimiz ya, Allah Allah. Belki madendedir. Maden ne bakalım? Hayır, biz madenden geldik, yoktu. Bir daha bakalım. Bakın arkadaşlar, saat 11. Sikerim amcamı şimdi. Her şey için çok geç olabilir. Bence de siz bari, gidin işinize gücünüze bakın. O bir yerden çıkar zaten böyle cö diye hani bir anda. Ne diye? Cö diye. Cö mü? Ne diye? Böyle mi? Cö diye bir yerden çıkarsa... Sıkıntı. Sen artık... Efendim. Sana en çok ihtiyacım olan zamanda neredesin? Ya bir kaza yaptım. Sen de mi? Gelebilecek misin? Geleyim mi? Ben bir yolunu bulurum ya. Neredesin? Aynı yerdeyiz.
Madene gidelim. Şey yapıverin, sohbet ediverin. Ben bir dinlenip geleceğim. Elim ayağım tutmuyor ya benim. Laço geliyor mu? Tamam. Nere oğlum? Gerçekten madene mi gideceksiniz ya? Evet, Farhan abi yani... aramaya gidiyoruz. Ulan madenden geldik diyoruz. Yok, yok. Yayın ben, zamanlı yo, olarak siz buraya evet, gelirken onlar oraya gittiyse. Mantıklı konuşuyor. Bravo aslan. Belki kafası çok attı, telefonu kapatıp madene gitti adam. Doğru. Amcama arar daha bence yenge. Tağlacım neredesin? Aga be, ef. Madende misin? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız kişiye uzun bir süre daha ulaşılamayacak. Gelmemize gerek yok o zaman oraya. Madende hadi miymiş? Hayır değilmiş. Hadi görüşürüz. Benim motel odamda da 80 tane kaya, 1000 tane token var. Harbi mi? Rahmetli amcam için ayırtmıştım. Motel odana bir bakalım, amcam belki oradadır. Prenses. Mia şu an yapılacak bir şey yok zaten. Bence hani işin varsa onu hallet. Bence de yapılacak zaten... bir şey yok. Araş. Gömelim amcamı. Soru yok orada da, ben gidip taşa mı vuracağım? Bilmiyorum, daha taşa vur işte kendini bilemedim yani. Sen taşa vurmazsın ama o şimdi mala vuruyordur belki. Of. Hayat bu. Tesadüflerle dolu. Neyse artık dağılalım. Haber gelirse bize de söyleyin, olur mu? Ben gidiyorum ben. Tamam. Nereye gidiyorsun? Dur. Nereye gidiyorum? Ben hadi yine niye arabasız kaldım durup dururken? Hadi gidelim. Nereye? Madene gidiyoruz biz. Aşkım yenge nerede? Aşkım yenge abla yapmaya gidiyor. Ya Miko yenge, Miko yenge diyorum. Miko yengen aynen. Aynen Miko yengen. Eli kolu tutmuyordun. Dur dur, bunu bırak. Çağlan beni alır. Bunu niye bırakayım? Neyse biz duraktan yeni bir tane alırız. Tamam siz alın seni hadi. Tamam şu turu bitirip geliyorum. Tamam al al Beço al. Efecan. Efendim. Bir başıma burada kaldım. Ya geliyorum geliyorum. Tek başıma oturuyorum burada. Geliyorum. Sen beni al. Çok sana ihtiyacım var. Geliyorum da Efe. Dur yüzüne karşı söyleyeceğim. Tamam. Sanırım Çağla'dan da siktir yedik. Oy Emre. Yaptın mı maden? Evet. Çağlar neler oldu mi? Neler. Yengem de. Eğer tamam, bu muhabbet Beço'nun muhabbetine dönerse ha, gerçekten affetmem seni, duydun mu? Nasıl? Sikerim Akagreen seni yapacağız. Gel buraya. Ne demek nasıl? Eğer gerçekten Beço muhabbetin dönerse Burak'la senin yaptığın, anneni sikerim senin, duydun mu? İkinci defa bana yalan konuşmuş oluyorsun çünkü ve komik değil bu yaptıkların. Gel. Sikerim Akagreen seni yapacağız size ya. Oh, özlemişim kokularını. Niye abla nerede? Bilmiyorum. Madene gitmiştir. Bu halde nasıl madene gitsin? Doğru. Ah, ah. Abla neredesin? Neredesin kardeşim? Şu anda gelelim Çağla'nın mi göğüslerindeyim. Geliyoruz. Niye ağlıyorsun lan o zaman, mutluluktan mı? Efe yürü, departmana gidiyoruz. Departmana gidiyormuşuz, mutluluktan ağlıyorum ben. Pardon, üzüntüden ağlıyorum. Ne? Beni de al. Tamam beni de al. Tamam kapat. Ara beni. İyi misin? Ya asma şu kafanı lütfen. Burası. Birazcık kapanmıyor. Sevgiye ihtiyacım var. Sevgiye mi ihtiyacın var? Bana Efe yüzüme baksana. Bakayım. Bana yalan konuşmuyorsun değil mi? Hayır. Kandırmıyorsun beni değil mi? Asla.
o zaman. İnanıyorum sana. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Hadi gidelim ya, ablan tek başına kalmasın orada. Tamam. Madencilikteydim ben de, bu ara çile geldim. Sorun olur mu? Olmaz. Tamam gel. Umarım Soruhan abiye bir şey olmamıştır. Çok üzülürüm yoksa. İnşallah. Tek umudumuz o. Amcama bir şey olursa ben ne yaparım? Bir dakika, bir şey